Matematiksel model ve algoritma arasındaki ilişkiye bir daha değineceğiz. Ondan sonra algoritma ne demek? Ortak bölenlerin en büyüğünü bulma algoritması. Bir de Fibonacci dizisi diye bir dizi var. Onların elemanlarını nasıl hesaplayacağız? Bu videoda onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi model neydi? Gerçek dünyada ilgilendiğimiz bir olay var. Bu olayı anlamaya çalışıyoruz. Önce anlayacağız, sonra anlatacağız, sonra da kontrol edeceğiz. Kontrol edebiliyorsak. Şimdi ilgilendiğimiz olay herhangi bir bilimin alanına girebilir. Bunlar ne olabilir? İşte jeoloji olabilir, astronomi, ekonomi, sosyoloji, fizik, kimya, biyoloji, tıp vesaire. Bütün bilimlerin alanına girebilir. Daha doğrusu deneysel bilimler diyelim. Bunun alanına girebilir. Bu modelleri kurarken bu ilgilendiğimiz olayın kendi kavram ve kanunlarını kullanıyoruz. Bunları kullanaraktan ifade ediyoruz. Şimdi model dediğimiz şey gerçek dünyadaki bir olgunun bir anlatımı, bir temsilidir. Gerçek dünyadaki olaylar çok karmaşık olduğundan dolayı modeller anlatmak istedikleri olgu ya da sistemleri, olayları basitleştirerek belli varsayımlar altında ele alır. Yani modeller gerçeğin kendileri değildir. Ne kadar karmaşık görünürlerse görünsünler, gerçeğin bir eksik anlatımıdır. Kısaca model dediğimiz şey, model kurucunun gerçekliği anlayışının bir ürünüdür. Şimdi değişik tipte modeller var. Biz burada model deyince matematiksel modelleri ele alacağız. Matematiksel modeller demekle de şunu kastediyoruz. Matematiğin kendi kavramlarını kullanılarak anlatım biçimi. Matematiksel model. Matematiksel model genel olarak şöyle ifade ediliyor. Bir model var elimizde. Elimizde bir model var. Onu şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Burada. Şimdi bu matematiksel modelin bir girdisi olacak, bir de çıktısı olacak. Matematiksel modelde ne olabilir? Sayısal veri olur. Çıktı da sayısal veri olur. İşte bir başlangıç değeri olabilir. Buna ilişkin de bir çözüm çıkar sonuçta. Matematiksel modellerde. Şimdi diyelim ki matematiksel modellerimizi kurduk. Modelimizi kurduk. İlgilendiğimiz olayla ilgili. Bu modelin yararlı olabilmesi için ne olması gerekiyor? Ne olması gerekecek? Bazı veriler verildiğinde, girdiler verildiğinde bunların sonuçlarını ortaya çıkaran bir çözüm yönteminin de uygulanabilmesi gerekecek. Şimdi modeldeki çözüm yöntemi analitik olabilir ya da sayısal nümerik bir çözüm olabilir. Analitik çözüm dediğimiz şey açık, apaçık bir çözüm. Y eşittir x kare, y eşittir ax artı b gibi bir çözüm. Nümerik çözüm ne demek? Nümerik çözüm yaklaşık çözüm demek. Eğer analitik çözüm bulamıyorsak yaklaşık çözüm bulacağız. Bu yaklaşık çözüm bulma işini nerede yapacağız biz bunu? Yine bilgisayarda yapacağız. Bir de model üzerinde deney yapma diye bir şey var. Buna da simülasyon deniliyor. Yani şu, model, analitik çözüm, simülasyon. Analitik çözüm bulamıyorsak sayısal çözüm. Bir de model üzerinde deney yapıyoruz. Buna da simülasyon diyoruz. Bunların hepsi nerede yapılıyor? Bunların hepsi nerede yapılıyor? Bunların hepsi bilgisayarda yapılıyor. Dolayısıyla bunların ne yapılması gerekecek? Bilgisayar modellerinin kurulması gerekecek. Peki bilgisayar modeli ne demek? Bundan ne anlayacağız? Algoritmayı anlayacağız. Dolayısıyla algoritma önemli bir konu. Bakın, algoritma.
Algoritma ne demek? Bakalım. Belirli bir görevi yerine getiren sonlu saydaki işlemlerdir. Birincisi, işlemler dizisi. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Birinci adımda şunu yap, ikinci adımda bunu yap, üçüncü adımda bunu yap. Sonra belli bir adım sonra da dur demek. Yani ne demekmiş bu? Bir problem var. Bu problemin çözümünün adımlarını gösteren bir tasarım. Bu Türkçe, İngilizce olabilir. Başka dillerde de olabilir. Yani bir şekilde ifade etme biçimi. Şimdi algoritmada neler isteniyor? Bir girdisi olacak. Sonra bir çıktısı olacak. Sonra açık olacak algoritma. Her komut açık olacak. Yani her işlem. Farklı anlamlar içermeyecek. Donlu olacak. Her türlü adımı göz önüne alacağız. Bir şekilde de duracak. Bir de ne olması lazım? Etkin olması lazım. Yani sadece okuma yazma bilen, dört işlem bilen, karşılaştırmayı yapmayı bilen birisi bu algoritmayı uygulayabilecek. Şimdi bir tane problem var dedik. Bir problem var. Bir problem var. İşte problem. Problem var. O problemin bazen çözümünü bilmiyor olabiliriz. Ne yapacağız? Problemin çözümünü kendimiz bulacağız. Problemin çözümü varsa adım adım yazacağız. Peki aynı problem için, aynı sorun için birden fazla algoritma olursa ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? Hassaslık isteniyorsa hassas olan algoritmayı, hızlı çalışması isteniyorsa hızlı olan algoritmayı seçeceğiz. Bu kadar basit. Evet, şimdi Öklit algoritmasına tekrar bakalım. Daha önceden biliyoruz. Ortak bölenlerinin en büyüğünü bulma diye bir problem var. Bakın. M ve N sıfırdan büyük sayılar ve M N'den büyük olacak şekilde veriliyor. Yani bir algoritmanın girdisi olacak dedik ya. M ve N algoritmanın girdisi fakat M büyük N olacak şekilde. Bu iki tam sayının en büyük ortak bölenini bulmak için Öklit algoritması var. 2300 yıl önce Öklit diye bir matematikçi var. Onun tarafından geliştirilmiş. O zaman algoritma denmiş mi denmemiş mi belli değil. Bu verilen iki tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü bulan algoritma. Algoritma şöyle diyor. Verilen sayılardan büyüğü küçüğüne bölünür ve kalan hesaplanır. Büyüğü küçüğe böleceğiz, kalanı hesaplayacağız. Eğer kalan sıfır ise küçük olan sayı ortak bölenlerin en büyüğü. Ve işlemi durduracağız. Değilse bu sayıların yerlerini değiştireceğiz ve aynı işlemi tekrar yapacağız. Evet. 1380 ile 38 sayılarının en büyük ortak bölenini bu yöntemle bulmaya çalışalım. 1380 bölü 38 yaparsak kalan 12 buluyoruz. 12 sıfır mı? Değil. O halde devam edeceğiz. Ne yapacaktık? Büyük sayı ile küçük sayıyı yer değiştireceğiz. Yani 38'i 1380'in yerine alacağız. Kalanı 38 yerine alacağız. 38'i 12'ye böldük. Kalan kaç çıktı? 2. Sıfır mı? Değil. O halde devam edeceğiz. 12 büyük sayı, kalan küçük sayı oldu. 12'yi 2'ye böldük. Kalan kaç? 0 ve durduk. Ortak bölenlerin en büyük kaçmış? 0'dır. O halde bunu şöyle yazabiliyoruz. Algoritmalar böyle yazılıyor. M ve N tam sayılarını oku. Okuduk. Ama nasıl oku? M büyük N olacak biçimde oku. Tamam. M'yi N'ye böl, kalana R de. Aklımızda dursun diye bir tane daha değişken tanımladık. Ona da R dedik. R sıfır mı? Değil. Pardon. R eşittir sıfır ise dur. En küçük sayı da OBEP olarak yaz. Yaz, dur falan ver anlamına geliyor. Değilse
Alan sıfır değilse M'nin yerine N'yi, N'nin yerine de R'yi al ve ikinci adıma git. İkinci adımda ne var? Yine M'yi N'ye böl, alanı bul. Alan sıfır mı değil mi? O işlemi tekrarla. Bu işlem biter mi? Biter. Bir şekilde biter. Şimdi bazen böyle algoritmalar akış diyagramları şeklinde de gösteriliyor. Bakın burada ne dedik? M ve N sayılarını oku. Bir tane yuvarlağın içinde gösterdik. Sonra ikinci işleme geldik. M'yi N'ye böl, kalanı R'de. Tamam dedik. Sonra ne yaptık? R sıfır mıdır değil midir? Karşılaştırdık. Böyle karşılaştırma işleminde yamuk böyle dikdörtgenler içerisinde gösteriliyor. Kalan sıfırsa dur. Küçük olan sayıyı OBEP yaz ve dur. Değilse ne dedik? M'nin yerine N'yi al. N'nin yerine R'yi al. Tekrar M'yi N'ye böl falan filan. Şurada yazdığımız şeyi, burada yazdığımız adımları böyle akış diyagramı şeklinde gösterdik. Algoritmaları bazen böyle gösteriyoruz. Niye? Daha kolay anlaşılsın diye. Bazen de deminkisi gibi işte birinci adım, ikinci adım falan gibi. Şimdi algoritmanın girdisi nasıldı? M büyük N olacak şekildeydi. Eğer M büyük N değil de N büyük M ise ne yapacağız? Çok basit, algoritma tekrar çalışabilsin diye ilk başta hangisi hangisine büyük kontrol ederiz. Bizim algoritma M büyük N iken çalışıyor. Eğer M büyük M ise M ile N'nin yerini değiştiririz. Şimdi M ile N'nin yerini nasıl değiştireceğiz? Şöyle düşünelim. Kafamızda bir M var. Sonra bir N var. Ya da şöyle düşünelim. İşte nehirde ya da denizde iki tane kayık var. Her kayık bir kişiyi alabiliyor. İki kişi gelirse batıyor. Yani birinci kişi ikinci kişinin bulunduğu kayığa atladığı zaman o kayık batıyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapamayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bir tane daha kayık bulmamız lazım. Yedek bir kayık olacak. Ne yapacak? Bakın burada oklar bunu gösteriyor. Bu M'yi yani birinci kayıktaki kişiyi yedek kayığa aktarırız. Burası boşaldı mı M? Boşaldı. Sonra ne yaparız? N'yi B'nin bulunduğu kayığa aktarırız. Tamam. N de boşaldı. Bu sefer de ne yaparız? Yedek kayıkta bulunanı N'nin bulunduğu kayığa aktarırız. Bunu da şu şekilde gösteriyoruz. Bakın. M'yi yedeğe al. Tamam. M'yi yedeğe aldık. N'yi M'ye aldık. Tamam. Sonra yedeğin içerisinde ne vardı? M vardı. M'yi de N'ye aktardık. Buna aktarma diyoruz aslında. Yani bilgisayar dilinde yedek eşittir M dediğimiz zaman şu anlama gelecek. M'nin içindeki değeri yedek değişkenin içerisine al. M eşittir N de şu anlama gelecek. N'nin içindeki değeri M'ye al. N eşittir yedek demek yedek içerisindeki değeri N'ye al. Böyle düşüneceğiz. Birer kutu gibi düşüneceğiz değişkenleri. Şimdi algoritmayı tekrar yazarsak şöyle olacak. Nasıl olacak? Eğer M küçük neyse deminki dediğimiz işlemleri yapacağız. Değiştiği için de algoritmada bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde devam edecek. Ha burada problem şu. Kalanı nasıl bulacağız? Kalanı nasıl bulacağız? Mesela M ve N sayıları yerine sırasıyla 1380 ve 38 sayılarını aldık demin. 1380 sayısını 38'e bölündüğünde 36,32 elde ediliyormuş. Bakın ne yaparız? 12'yi nasıl buluruz kalanı? 1380 eksi 38 çarpı 16 eşittir 12 olarak bulunuyor. Dolayısıyla kalanı R dediğimizde şöyle bulacağız. M'yi aldık. M'yi N'ye böldük. Bunun tam kısmını aldık. Tamam. Sonra da M ile çarptık. Ne olur bu? Tam kısım diye bir fonksiyonun kullanılmasını gerektirir.
Haklısın diye. Bilgisayar kalanı bulabilmesi için yaptığımız algoritmanın tam kısım diye bir fonksiyona ihtiyacımızı kullanmamız gerekir. Bunun olması gerekir. Bilgisayarda ya da daha sonra bu algoritmaların programını yazacağız. Hangi programlama dilini kullanıyorsanız o programlama dilinde tam kısmı alan bir fonksiyonun olması gerekecek. Deminki algoritmalarda hep şey dedik. M'yi N'ye böl, halana R dedik. Ama R'nin nasıl bulunacağını söylemedik. İşte algoritmayı R olacak şekilde, R'yi bulacak şekilde yeniden yazıyoruz. Bakalım. Aldık. Değilse zaten bir şey yapmayacağız. M neden küçük değilse. Int diye bir şey var. Int. Integer'dan geliyor. Tam kısım. M'yi N'ye böldüğümüzde bunun tam kısmını A diye bir değişkene aktarmışız. Sonra kalanı bulmak için ne yapıyorduk? M sayısından N çarpı A'yı çıkarıyoruz. Eğer R eşittir 0 ise dur. Zaten algoritmanın diğer kısımları aynı. Deminki üst tarafta algoritmaları yazdık. İşte birinci adım, ikinci adım falan diye yazdık. Bakalım şöyle. Çıkış şemasına da bakalım. Bakın burada hiçbir şey söylemedik. Kalanı R de dedik ama R'nin nasıl bulunacağını söylemedik. Halbuki burada ne dedik? Integer diye, yani tam kısım bulma diye bir fonksiyonun olduğunu varsaydık. Alan nasıl bulunuyormuş? M bölü N, ben tam kısmını al, N ile çarp, bunu da M'den çıkar. O kadar basit. Mesela ne? M 7, N de 2 olsun. Bir daha yapalım. 7 bölü 2, 3 virgül bir şey. Bunu ne yapacağız? Tam kısmını alacağız. Tam kısmını alırsak 3. 2 ile çarptık 6. M 7 idi. 7'den 6'yı çıkarttık. Tam kısım 1. Bu tam kısım da bilgisayarda neyle ifade ediliyormuş? Int diye bir şeyle ifade ediliyormuş. Int. Şurada bakın int. Bu integer yoksa, tam kısım bulma fonksiyonu yoksa ne yaparız? Algoritmayı ne yapmamız gerekecek? Değiştirmemiz gerekecek. Ne yaparız? Integer kısmı yoksa çıkarırız. Çıkara çıkara kalan kısmını buluruz. Siz bunu yapmaya çalışın. Yani integer fonksiyonu olmadan, tam kısım bulma fonksiyonu olmadan kalanı nasıl buluruz? Çıkarma işlemini biliyoruz. Ne yaparız? 7 M, N de 2 olsun. 7'den 2'yi çıkarız. Kaç kaldı? 5. 5 2'den büyük mü? Büyük. O halde devam edeceğiz. Ne zamana kadar devam edeceğiz? Çıkardığımız sayı mesela 7'den 2 çıktı 5. Devam ediyoruz. Neye bakıyoruz? 1'e bakıyoruz. 5'ten 2'yi çıkardık kaç? 3. Neye bakıyoruz? 1'den büyük devam ediyoruz. 3'ten 2'yi çıkardık 1. Devam edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Kalan kaç olacak? 1 olur. İşte algoritmamız bu. Bunu adım adım yazdığımızda algoritmayı kurmuş oluyoruz. Ortak bölenlerin en büyüğünü bulan algoritma integer fonksiyonunu kullanabiliyorsa bu şekilde yazılabiliyor. Integer fonksiyonu yoksa çıkarma işlemiyle yapacağız. Dolayısıyla neyi kullanmamış oluyoruz? Bölmeyi kullanmamış oluyoruz. Bakın bölmeyi kullanmıyoruz. Burada bölme kullanıyoruz. Yani kaç işleme indiririz? Bölme işlemini kullanmazsak, sadece çıkartma işlemini yaparsak toplama ve çıkarma. Başka da bir şey yok. Böyle daha güzel oluyor. Yani her şeyi kendimiz yaparsak. Hazır şeyleri kullanmak iyi değil. Kendimiz yaptığımız zaman ne yaptığımızı biliriz. Başkasının yaptıklarını kullanırsak bilemeyiz. Üzerinde değişiklik de yapmamız zor olur. Evet, şimdi ikinci
Şeye geçelim. Başka bir algoritma kurmaya. Fibonacci dizisi diye bir dizi var. Bu dizi nasıl bir dizi? Bakın ilk başta dizinin elemanları veriliyor. İki tane elemanı veriliyor. Bir, bir. Sonra şöyle gitmiş dizi. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 falan filan diye. Buraya bakıyoruz. Nasıl bir kural var burada? 1 ile 1'i topladık 2. 2 ile 1'i topladık 3. 3 ile 2'yi topladık 5. 5 ile 8'i topladık 13. Yani n'inci terim. N'inci terim. Bir önceki terim artı daha önceki terim. Bunu nasıl yazarız? Matematiksel olarak. Başlangıç değerleri 1, 1. Dizinin birinci elemanı 1. İkinci elemanı 1. N büyük 2 için xn eksi 1 artı xn eksi 2. Yani n eşittir 3 olduğunda ne yapacakmışız? x3, x2 artı x1. x5'i bulmak için ne yapacağız? x4 artı x3. Şimdi Fibonacci dizisinin birçok özelliği var. Birçok özelliği var. Hatta böyle dergiler falan bile çıkıyor. Matematikçiler çok uğraşıyorlar Fibonacci dizisiyle ilgili. Hatta borsada bile kullanıyorlar. Ben anlamıyorum ama Fibonacci bir şeyleri diyorlar. Onları kullanıyorlar. Mesela bir tane örneği kendiniz de yapabilirsiniz. Elinizle bile yapabilirsiniz. Çok zor değil. Şimdi şurada 1'i 1'e böldük, 2'yi 1'e böldük, 3'ü 2'ye böldük, 3'ü 2'ye böldük 1,5. 5'i 3'e böldük bir şey çıktı. 8'i 5'e böldük bir şey çıktı. 13'ü 8'e böldük bir şey çıktı. Acaba n'inci terimle bir önceki n eksi birinci terimi birbirine böldüğümüzde bir şeye gidiyor mu, yakınsıyor mu? Yakınsıyor. Yakınsıyor. Xn artı birinci terimi xn'inci terimle bölersek 1 artı kök 5 bölü 2 denilen altın oran sayısı var. 1.618 ona yakınsıyor. Bu Fibonacci dizisi doğada birçok yerde karşımıza çıkabiliyor. Bunlarla ilgili araştırırsanız bir sürü özellik var. Özellikle benim hocam Fikri Öztürk'ün Kombinatörük diye bir kitabı var. Kitabın neredeyse dörtte biri Fibonacci dizisine ayrılmış durumda. Orada bir sürü teorik bilgi veriliyor. Gerçek dünyaya uygulanması ile ilgili sonuçlar da anlatılıyor. Neyse buralar bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi Fibonacci dizisinin çok özelliği var. Merak edenler oradan bakabilir. Şimdi biz sadece bir biri alacağız. Sadece bir biri alacağız. Başlangıç değerlerini. Bir algoritmasının nesi olacak dedik? Girdisi olacak. Sonra da bir çıktısı olacak. Kuralları şimdi kendimiz yazacağız. Deminkinde kurallar belliydi. Ortak kullanılan ne büyüdü? Burada kural yok. Kural var da biz ortaya çıkaracağız onu. Böyle anlaşılır bir ifadeyle açıklayacağız. Şimdi nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Elimizde bir var. Buna A desek. Birinci elemana. İkinci elemana da B desek. Bu da var. A eşittir bir. Sonra da B eşittir bir. Algoritmanın girdisi. Peki bu 2'yi nasıl hesaplıyorduk? 2'yi. 2'yi A artı B şeklinde hesaplıyoruz. Değil mi? Onu bir alalım. A bir. B 1, C eşittir A artı B. Buraya kadar çok kolay. İlk başta kaç tane elemanı hesapladık? Aldık. 2 tane. Bir de kaç tane eleman hesaplayacağımızı ne yapmamız lazım? Baştan söylememiz lazım. Yoksa hesapla hesapla dur. Ama algoritma durmaz. Sonsuza kadar diye de bir şey yok. Belli bir yerde durdurmamız lazım. Dolayısıyla algoritmanın girdisine bir başlangıç değerleri bir bir. Bir de kaç tane eleman hesaplayacağız o. Kaç tane eleman
kullandık ilk başta. İki tane. Ona sayaç dedik. Birinci eleman A'ydı. İkinci eleman B'ydi. Üçüncü eleman da C. Şimdi ve tekrar gelelim. Bakın. 1, 1, 2'yi hesapladık da V gelirken tekrar ne olması lazım? Bunun B, bunun da A olması lazım. Birbirlerine aktarmamız gerekecek. Her seferinde A eşittir işte 1 A, B eşittir 2 A, sonra C eşittir A artı B diyemeyiz. Böyle bir numara çekmemiz lazım. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Bakın bilgisayar algoritmayı tasarlarken B'yi A'ya, C'yi hesaplamıştık. B'nin içerisinde de C'yi A. Yani ilk başta şöyle düşünebilirsiniz. A eşittir B, B eşittir C ne demek diye. Böyle düşünmeyin. Bunu şöyle düşünün. B'nin içerisindeki değeri A'ya aktar. Demek bu. Bu da C'nin içerisindeki değeri B'ye aktar demek. Unutuyor yani. A eşittir B demek. B'nin içinde ne varsa A'yı al demek. Bu işlemi ne yapacağız? Bir kere yaptıktan sonra sayacın değeri değişecek. Sayac 2 idi. Üçüncüyü hesapladık. 3 oldu. Sayacı nasıl değiştiririz? Sayacı 1 arttırırız. Sayacı 1 arttırırız. Sayacı bir arttırmak ne demek? Sayacın içindeki değeri bir ekleyip sayacın içine aktarmak demek. Onu nasıl yazarız? Onu nasıl yazarız? Sayac eşittir sayac artı bir şeklinde yazarız. O halde böyle bir şey olacak. Bakın, bir yerde de karşılaştırma yapacağız. Neyi aldık? Ne eleman sayısına gir dedik. Neyi aldık? Tamam mı? Neyi aldık? A eşittir 1 alacağız. Tamam. B'yi 1 alacağız. Tamam. Sayacı da kaç alacağız? 2 alacağız. Başlangıçta 2 tane değerimiz var. Sonra C'yi hesapladık. Bakın bu ne demek? A ile B'yi topla C'ye aktar demek. Sonra bu C'nin değerini yazalım. Yani C'yi ver demek. C'yi yaz. Sonra aktarma işlemini yapıyoruz. B'nin içerisindeki değeri A'ya, C'nin içerisindeki değeri de B'ye aktardık. Al dedik de aktar demek bu aslında yani al. Şimdi bakın demek dediğimizde ne? Sayacı bir arttırdık. Sayaç eşittir sayaç artı bir. Şimdi matematikte böyle bir şey olmaz. Düşünürseniz. Sayaç eşittir sayaç artı bir nasıl olacak? Olmaz. Bilgisayarca düşüneceksiniz artık. Bilgisayarca demeyelim de bilgisayara anlatacağımız biçimde düşüneceğiz. Bilgisayarca düşünmek yanlış kullandı. Siz de benim gibi yanlış kullanmayın. Bakın sayacın içerisindeki değere bir ekle ve sayaç değişkenini al. Aktar. Bu eşittir'i ilk başta böyle oh gibi düşünebilirsiniz. Sonradan zaten öyle düşünmenize de gerek kalmayacak. Sayacın değeri kaçtı? 2 idi. Bir ekledi kaç oldu? 3 oldu. Sayacın değeri 3. Sayaç n'den küçük mü? N'i diyelim ki 5 verdik. E küçük. O halde nereye gideceğiz? A3'e git demişiz. A3'te ne yapmışız? C eşittir A artı B al demişiz. A ile B'nin değerleri değişti. Dikkat ederseniz. İkinci adıma gönderirseniz hep aynı şeyi yapar. Yine A'yı 1 al, B'yi 1 al, sayacı 2 al. Aynı şey. Hiç durmaz. Eğer şu koşulu koymasaydık ne olacaktı? Sayaç eşittir. Sayaç artı 1. Bu koşul yok. A3'e git diyelim ki tekrar aynı işlemleri yapar yapar duracaktı. Yapıp yapıp durmayacaktı. Böyle diyelim. Bu da Fibonacci dizisinin elemanlarını hesaplattırma. Hani demin altın oran var diyorduk. Altın oran var diyorduk. Bu C değerini yazdırırken C'yi B'ye bölersek
N artı birinci terimi N'e bölmüş oluruz. C bölü B yazarsak buraya ne olacak? Altın oran 1.618'i de verecek. Bunu da siz yapmaya çalışın. Ha, gelelim şeye. Kod, program. Oku kelimesi ne demek? İngilizcesi kullanılıyor. Input demek. Yaz ne demek? Print. Print. Write da var da print kullanılıyor. Eğer ne demek? Eğer. Eğer de if demek. Dur ne demek? End demek. Git ne demek? Go to demek. Ha, bazı programlama dillerinde go to kullanılmıyor. Biz böyle şeylere döngü diyoruz işte. Şuradan şuraya git, buradan buraya git de döngü deniliyor. Bilgisayar literatüründe öyle diyelim. Bir böyle döngüsüz de yapılabilir. Fakat ilk başta böyle anlatmanın faydası var. Böyle daha kolay anlaşılıyor. Yani ne yaptık? Ortak bölünenlerin en büyüğünde yol belliydi. Öyle mi zaten Öklit? Şunu 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 yap diye. Biz onu A1, A2, A3, A4 diye yaptık. Bir de akış diyagramını çizdik. Fibonacci dizisinin elemanlarını hesaplarken ne yaptık? Bakın ilk önce böyle bir kuralı bulduk. Bu kural nasıl işliyor? Onu anladık. Onu anladıktan sonra adımlarını yaptık. Şimdi şöyle şeyler gördüğünüz zaman üzülmeyin, korkmayın. X1 birinci eleman demek. X2 ikinci eleman demek. Xn eşittir. Xn eksi 1 artı Xn eksi 2 de n'i biliyorsanız 5 ise buraya 4 gelecek, buraya 3 gelecek. Yani bu birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. İşte burası kaçıncı eleman oluyor? 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. eleman. Yani 10. elemanı hesaplamak için bu dizide neye ihtiyacımız var? 9. ve 8. elemana ihtiyacımız var. Şimdi Fibonacci dizisi nereden çıkmış? Fibonacci dizisi nereden çıkmış? Oturun araştırın. Nereden çıkmış? Doğada nerelerde rast geliniyor? Karşımıza çıkıyor. Bunu da oturun araştırın. Kimse kimsenin kafasına bir şey sokamaz zorla. Kolay da sokma yöntemi yok. Zorla da yok. Ne yapacağız? Gözümüzü, kulağımızı açacağız. Araştıracağız, bulacağız, öğreneceğiz. Hap gibi bir şey yok. Hapı aldık, yuttuk, öğrendik. Böyle bir şey yok. Doğayı anlamak istiyorsak, evreni anlamak istiyorsak önce nasıl düşüneceğiz? Nasıl öğreneceğiz? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hiçbir şey hazır değil yani. Kolaya kaçmak yok. Çalışmak var. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla.